İyi akşamlar. Hafta arası 31. hafta heyecanı zirvede çekişme sürüyor. Galatasaray Icardi ile kazandı. Çok değerli bir 3 puan. Ligdeki tek mağlubiyetini ligin ilk yarısında aldığı Hatayspor karşısında çok da zorlandı sarı kırmızı takım seyircisi önünde ve sonuca Icardi'nin golüyle gidiyor sarı kırmızılılar. Devre arasında hocamızın yorumlarını almıştık. Şimdi hemen dönelim ve az önce son düdüğü çalan karşılaşmadan sonra Galatasaray'ı bize nasıl yorumlayacak? Aslında çok kritik bir an var. 58. dakikada bir offside ağlara giden sonra VAR incelemesiyle offside olan orada çok da net bir mesaj da geldi Okan Buruk'a, değil mi hocam? Sizin devre arasında çizdiğiniz senaryo iki teknik adamın bakışı açısından bir taraf adına işlemek üzereydi ama sonrasında da çok fazla ikinci yarıda bir Kaan'ın kafası bir de Icardi'nin savunma arkasında yakaladığı top var. Onun dışında gol pozisyonu da izleyemedik doğrusu. Yani ilk 15-20 dakikadan sonra beklediğimiz futbol kalitesi maalesef sahada yoktu. Siz nasıl yorumlayacaksınız, neler söyleyeceksiniz? 16 maç üstte maç kazandı bu sene. 19 maç olarak da Lucescu'nun egale etmiş. Fakat şimdi 31 maçta 84 puan almış Galatasaray. O zaman kazanan haklıdır mı diyeceğiz. Öyle denecektir çünkü. Ama şunu söyleyeceğim ben kesinlikle. Kendi futbol aklıma göre. Yani Okan Hoca ile ilgili benim pozitif düşüncemi zaten yıllardır biliyorsun. Evet. Genel anlamda ben hem insan kalitesi olarak hem hoca olarak beğeniyorum. Ama bu sene abarttığını düşünüyorum. Şimdi maçta son iki haftaya bakacak olursak bir Kasımpaşa bu maçı puan kayıplarını konuşuyor olsak sürpriz olur muydu bizle ilgili? Yok. Güçlü bir oyunu var mı? Galatasaray'ın yok. Çok kesitler var. Böyle 10 dakika, 5 dakika. Maçın tamamında evet. Icardi'nin, Barış'ın şahsi gayretiyle sağdan getirip kestiği, altı pastan avut attığı pozisyon dışında akan oyunda Galatasaray'ın pozisyonu yok. Kaan Ayan kafa, korner, Icardi gol, korner. Bir de Abdülkerim'in iki tane kafayla vurdu top. Onun dışında akan oyundaki pozisyonu yok. Bunun tabii mutlaka sebepleri vardır. Fakat kazanan haklıdır diyorum ama Mertens, Vinicius değişikliği ilk defa yapmış olduğu bir değişik değil. Evet. Aslında bana göre futbolun doğrusu, lig ne kadar zayıf olursa olsun benim için futbolun doğrusu bu değil. Evet, katılıyorum hocam. Yani zaten konuştuk. Fiziki olarak iyi olmayan oyuncularla 31 haftayı Şampiyonlar Ligi haricinde tempo oyunda bu oyun formatında ve bir türlü form tutmayan 4 tane 5 tane öndeki giren çıkan dahil olmak üzere. Tetesi Zaha'sı, Ziyech'i, hatta sakatlığından dolayı Icardi diyelim. Vinicius Galatasaray kalitesinde bir takım oyuncusu asla değil. Onu söyleyeyim sana. Ve tamamen bugün mesela Torreira, Nelson ikilisi özellikle Torreira inanılmaz oynadı. Gerçekten de kalbi Torreira olduğunu düşünüyorum ben. Takviye Kerem geldi. O da kötü günlerinden bir tanesindeydi bugün. Şimdi hem Kasımpaşa maçına bakıyoruz. Rakip 10 kişi kalıyor. O dakikaya kadar şu var yalnız. Galatasaray'da biz maçı nasıl olsa kazanırız havası var. Bu çok tehlikelidir aslında. Tabii ki diyeceksiniz ki öyle bir gidiyor ki takım nerede takılacak? Öyle bir yerde takılabilirsin ki bunlardan bir tanesi bugündü. Evet. Eyvah dersin, avantajım kayboldu dersin. Veya final maçını kötü oynayabilirsin, Fenerbahçe maçını gibi. Ama hoca diyor ki Rıdvan Hoca sen ne konuşursan konuş. Ben böyleyim ve başarılıyım. Sana diyor. Haklı kazanan. Ben ama Okan Hoca'nın ya rağmen kazandı diyorum bugün. Bunun saygısızlık olarak kabul etmesin lütfen izleyiciler. Çünkü gözde görünür bir ilk yarı var. Evet. Tabii ki Zaha ve Hakim Ziyech'in, mutsuz adamın Hakim Ziyech'in çıkışından ne kadar yönetmenin zor olduğunu görebiliyorum. Suratlardan okunuyor. Tabii yani teknik direktörü biz İsmail Kartal için de aynı şey geçerli. Ne olursanız olsun şampiyonluk yaşamış olsanız bu oyuncuları yönetmek kolay değil. Belki de kendisi de futbolun doğrusunu Ziyech'in devrede çıkması gerektiğini bilmesine rağmen hatta bana göre Kerem'in Zaha'nın daha önünde olmasına rağmen bu oyuncularla sezonu bitirmek zorunda olduğu için bir de Hatay'ı bir şekilde yenerim dediği için maça başlıyor, devam ediyor ama 60'tan sonra iki oyuncuyu çıkardığı gibi ilginçtir. Mertens, Vinicius değiştiği yerine futbolun doğrusu daha tok bir orta saha. Ama şöyle gelebilirsiniz o zaman. Ya bununla bir maç oynamıştı, Kopenhag olabilir. Ben gol yedim o maçta diyebilirsin belki. Ama o maç ve tabii, şey farklı hikayeler. Yani. Şimdi Gaziantep maçında ve Kasımpaşa maçında içeride oynadık. Gaziantep 0-1'den 2-1'e gelen, 2-3'ten 4-3'e gelen maçlardaki aldığı riskler o dakikalarda olabilir. Bir tehdit yemiyordur Antep'ten ki yemedi. Çünkü iyi çıkış yapabilen bir takım olsa diye bir sürü oyuncuyu oynattı. Bütün lisanslı oyuncuları oynatıyor. Ama taktiğini hiç değiştirmiyor. Dikkat ediyorsan zaman zaman bazı antrenörler üçlüye de dönemiyorlar korumak için. Ve fark artırmak için illa Vinicius değil orta saha oyuncusu da alabilirsiniz. Tabii. Fakat ben yayına girdik 10 dakikadır amalarla giderken ama dediğim takım 16'da 16. Force etmiştim. Türkiye rekoru kırıyor. İki kulüpte rekor kırıyor. Ben bunları söylemezsem ama kendime ve izleyicilere... Hayır, kendi futbol doğrularımızı... Evet, futbol doğrularım. Şimdi tabii ki Galatasaray taraftarı haklı olarak ben şampiyon olurum kardeşim bak Okan Hoca'yla oldum. Bu da ama biraz haklı senin düşündüğün zaman iki takım arasında ciddi bir kalite farkı var. Ama oyuna baktığımız zaman iki takım arasındaki bütçe ve kalite farkı ortaya çıkmıyor. Ve buna sebep olan da sadece Hatay'ın yürekli oyun değil ona müsaade eden bir takım. Yani futbolda çok iki kelimelik bir cümle var. Dönen top. Dönen topu aldığınız zaman siz iyi takımsanız zaten bu işi bitirirsiniz. Maçın kaçıncı dakikada attı Galatasaray golü? 13. Okan Hoca 9. dakikayla 15. dakika arasını izlerse bütün farkı görecek. Orada yaşanan. 102 dakikada oynanan maçı. O dakikada geliyorum diyen golün sebebi o 6 dakika dönen toplar aldı Galatasaray. Ne kadar mesafeye açıldı. Hatta spiker de söyledi ya. Icardi arkadaşlarını çağırıyor diye. Torreira'nın da özellikle Kerem'in de oraya destek olma şansları kalmıyor. Gittiği zaman Nelson'la Abdülkerim uzak kalmış oluyor. Dolayısıyla forvetle savunma arasındaki fark açılınca yetenekli oyuncuları var ve kaybedecek bir şeyim yok diyen bir Hatayspor. Benim rakibim Galatasaray değil deyip oyunun son bölümünde strese sokabiliyor rakibini. Ama tabii stres deyince de aklımıza da geldi. Kolay da değil. Artısı. Öyle bir yarış var ki hiçbir şekilde tahammülü yok. Ama yine söylüyorum bir de Avrupa'da oynayan oyuncular maç ritmine alıştığı için bu aralar hep şunu söylerler. Milli maç araları yaramaz derler değil mi? Evet dönüşler. Yorgun derler. Ben tam tersi dedim ki milli maç aralarındaki bence fizik güçleri iyi olacaklarına eğer çok uzun olursa fiziken oyuncular güçlü oluyor. Bir de fikstüre bakıp nasıl olsa kazanın fikstürü gördükleri zaman örneğin bugün Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe olsaydı Galatasaray'ın fizik kapasitesi doğal olarak daha fazla olabilirdi. Kaldı ki doğru da yaptı. 3-4 günlük bir Antalya kampına da gitti. Aslında Okan Buruk Kasımpaşa maçını iyi analiz etmiş ki orada bir takımı toparlayayım diye götürmüş. Ama takımın fizik ve mental olarak iyi olması için senin de taktik olarak oyun içerisinde bir şeyler yapman gerektiğini düşünüyorum açıkçası ben. Galatasaray klasik düzeniyle çıktı zaten. Alalım Mehdi. Evet. Galatasaray klasik düzeniyle çıkıp 4-2-3-1 oynayarak merkez orta sahası bugün ilk kez Torreira çıkmadı oyundan. Sürekli yorulup çıkıyorlardı. Ziyech, Zaha, Icardi. Hocam sizinle söyledim Demirbay'ın da evet, çok basatın altındaki futbolu. Şöyle bakın bugün Mertens en az 4-5 kez savunma faul yaptı. Çünkü savunması olmadığı için en azından yardımcı olmak istiyor ama fiziksel olarak da böyle çok sert bir oyuncu değil. Dolayısıyla bu tür mesela aynı gün bunlar iyi oynamadığı zaman savunmada ben bir çizgi istedim. Abdülkerimler ve Icardiler ortası boştu. Böyle bomboş bir alan vardı. Öndekiler ve arkadakiler maçı olduğu zaman ya çok gidiyorlar kalıyorlar dönüşü almıyorlar. O zaman da gittili geldi. Mesela bugün muhtemelen Galatasaraylı oyuncular hiç yorulmadıkları kadar bugün yoruldular. Yarın belki rejenerasyon idmanından sonra Bayern Münih. Tekrar dönelim. Çünkü Hatay geri koşturuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Hakim Ziyech yetenekli bir oyuncu. Evet. Kariyerli. Fakat teknik adam için zor bir oyuncu. Bu programı seyrederse Okan Hoca içimi okuyor diye düşünür diye. Niye okumamak lazım? Aynı sözlerim Zaha için. Hatta Kerem Aktürkoğlu için. Maça başlarken ki ifadesine bak. Girerken ifadesine bak. Hakim Ziyech'in çıkarken ki ifadesine bak. Zaha'nın şeyine bak. Ha, burada ne oluyor? Zaha yalnız burada da devam. Ben beceremem. Okan Hoca beceriyor. Bunları bu egolarla. Tabii bu egoları yönetmek kolay değildir. Bazı teknik adamlar işte günümüzde de akil antrenörler dediğim insanların da en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur. Yöneticilik. Kolay değildir tabii bunları yönetmek. Icardi tabii ki mesela Sriskel edemiyor Sanchez'i. Bir de en son Galatasaray gündüz maçı oynadı. Ayın 17'sinde oynadı. Evet. Bugün ayın 2'si. Bu arada Muslera milli maç oynamadı. Pazar günü veya pazartesi günü döndü. Bakın tam 7 gün Muslera, Torreira, Icardi birlikte aynı uçakla döndüler. Okyanus geçtiler. Evet. Antrenman yapmadılar. Evet. Tamam, dinlenmek başka bir şey. Aktif dinlenmek başka bir şey. Dönelim. Barış Alper Kasımpaşa maçından sonra milli maçın ikisinde veya birinde çok kısa bir zaman oynadı. Abdülkerim hiç oynamadı. Milli takıma gitti. Nelson Danimarka'ya bakmadım. Köln hiç oynamadı. Şimdi bakın dinlenmek başka bir şey. Bu süreçte fiziğini kaybetmek başka bir şey. Günümüz oyunda artık bu. Bir de oyun formatın senin buysa daha yorucu bir oyun oynuyorsan. Ve evet. Galatasaray Rolanto oynayamaz. Sürekli sprint halinde oyuncular. En büyük örneği Bayern Münih maçı değil mi burada? Tabii. Tabii, yani 60 dakika muazzam ama kontağı kapalı. Hatta içeride her takıma 30 dakika bayıltıyor. Skor aldı. Evet. Şimdi sonra zaten bu duygusallık mantığın önüne geçebilir bu tür büyük kulüplerde ve antrenörlük yaparken. Yani Ziyech'e kapris yap, Zaha kapris yap böyle değildir. Bunun faturası olur. Ne zaman olur? O sezon sonunda olur. Ama bazen de İşler iyi giderken de bu tür hassasiyetleri ve problemleri görmekte fayda var. Mazeret olarak da bari bu kadar yıldız oyuncuyla hepsini de oynatayım. Oyun formatını değiştiremiyor çünkü. Veya değiştirmek istemiyor. Mesela son Vinicius değişikliği bana göre çok mantıklı bir değişiklik değil. Riskin üstüne risk koydu. Şimdi yani. 1-0 geridesindir veya 1-1'e yakalanmışındır. Hadi artık Vinicius'a tıpkı Kasımpaşa maçındaki gibi sokarsın. O yüzden de elinde Ndombele gibi topu yapan oyuncular olacak. Ama tabii ki ben mi haklıyım? Hayır. Tabela ne diyor? Okan Hoca haklı diyor. Şimdi bu maçlardan da Kasımpaşa ve bu maçtan da gördüğümüz tabloda önünde kalan Süper Kupa soru işareti dışında 7 tane müsabakası var. Şimdi önümüzdeki hafta oynanmayacak olursa maçta ki öyle bir karar çıkmış diye konuşuluyor. Yönetime. O zaman bu oyuncuların çoğu bir maç oynamış olacak ayın 14'üne kadar. Evet. 17'sinden 14'üne bir maç. Bu tabii bir de milli takıma da geleceksin galiba biraz sonra. Evet. Dikkat ediyorsan federasyon da Montella da koruyor milli takıma giden. Mert Müldür dışında hemen hemen sürekli oynayan oyuncular falan. Mesela Abdülkerim sağlıklı ama hafif sakatlığı vardı, risk edilmedi. Ferdi ben dedi adelem sakat. Hani numara yapıyor anlamında söylemiyorum. Yok, fakat kulüpler de korumak istiyorlar. Federasyon veya teknik adamlar da buna yardımcı olmaya çalışıyorlar. Sözün özü. Hocam bir soru sorayım mı aklımdaki unutmadan. Ndombele konusunda acaba bu sistemden hiç vazgeçememesi mi yoksa Ndombele'nin sezon başından beri Galatasaray takımında oynayacak fizik kaliteye bir türlü gelememesi mi yani? Şimdi Ndombele'yi tabii çok ayrı tutmak lazım. Nisan'a geldi. Şimdi Ndombele Galatasaray'a hiç faydalı olamadı. O yüzden ben biraz önce Ndombele örneği verirken Ndombele üzerinden gitmedim. Şunu mesela diyebilirim. Torreira, Berkan önlerinde Kerem Demirbay ama gibi orta saha. Anlatabiliyor muyum? Yani yorulan Kerem'i biraz daha önde kullanıp daha orta saha kompak oyun. Çünkü eğer Icardi şurada rakip geri pas yaptığı zaman kalecisine elini kaldırdığı zaman sarı kırmızı oyuncular buradaysa işte problem orada var. Evet. 6. ile 13. dakika arasında gördüğümüz Galatasaray'ı işte şampiyon yapan Galatasaray aslında o. Ondan sonra dikkat ediyorsan 3-4-3, 1-0, 1-0. Mesela Beşiktaş maçında 1-0. Attı bekledi. Attı bekledi. Hocam bu... Şimdi ne oluyordu biliyor musunuz? Hatay'ın golü offside. Offside ya, doğru. Hı hı. Karar doğru. Hatta offside olmasa faul bile. Alttan diye düşün. Hatta Muslera üstten itiraz etti. Bence alttan vardı. Offside'i falan görmedik hiçbirimiz. Tekrarında gördük offside olduğunu ve doğru bir karar verdi. Antep maçını bitirdin. Antalya maçını bitirdin. Ama bitiremeyebilirsin değil mi? Kasımpaşa. Yani. Mucizevi geri dönüş. Mucizevi geri dönüş. Tabii orada bir 11-10'luk bir oyun var. Hani yani artık, ama yani bütün riskleri alıp... Tabii ki. Şey tabii kaybeder. Fakat ben 1-0, 2-1 giden maçlardaki oyun değişiklikleri üzerinden gidiyorum. Şimdi Kasımpaşa maçında penaltı oldu. Kırmızı kart gördü rakip oyuncu. Penaltıyı atamamasına rağmen bütün oyuncuları soktu. Şimdi hocanın bakması gereken son 7 haftada 2 puan önde giriyor. Yarınki maçı Fenerbahçe kazanacak olursa. Kompakt oyuna zaman zaman dönmeli. Ama hiç dışarıdan düdüğü çalmak kolay. Şimdi biraz önceki sorunu da şöyle cevaplayayım. Ndombele değil de iyi bir 8 numara olsa dahi Okan Buruk dönmüyor. Bundan vazgeçmiyor. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi bakın Mertens mesela çok ilginç bir röportaj yaptı. Dedi ki bir sene daha ben futbol oynayacağım. Bu Galatasaray olur. Ki temennisi Galatasaray'dır. Yani şöyle bir laf atıldı hatırlarsan. Gerçekten bunu hak eden bir karakter. Antrenör oyuncu olarak mı acaba kalabilirsin? Düşünmüyoruz anlamında olduğu için ki kontratı bitmek üzere olan bir oyuncuyla kontrat uzatılmadığı için. Ama Mertens de şunu bilmeli. Ligi iyi bulmalı. Bir tane Okan Buruk bulmalı. Gittiği takımı da. Tabii, eğer sen Bundesliga'ya falan denersen orada seni oynatmazlar. Okan Buruk ve Galatasaray seni oynatır. Bak bu çok ince. Bunu demek bence istiyorum. Bir yere kadar Icardi için de geçerli. Şimdi şöyle benim örneğim genelde bu konuda aynıdır. 200 kilometrelik arabası var. Herkesin olmaz. Lewandowski'nin var. Icardi'nin var. Benzeman'ın bu tip oyuncular. Bunlar 3 tane farklı santraforlar var. Yani özel oyuncu var. Bir de şey var. Drogba. Drogba 200'ü 201 yapmaya çalışan bir santrafordu. Belli bir yaşta olsa dahi. Tabii. Icardi aslında 35-36'larda olmamasına rağmen 150 ile oynuyor. Arabası var. Temde gidiyor. İstese var ya şak diye değeri basar 200 yapar. Ama öyle bir kalite ki ve o kadar vazgeçmiyor ki. Şöyle bir oyuncu bakın. Icardi ile kazandı maçı. Icardi'yi ben sadece maç yorumlamayacağım. Icardi nasıl bir karakter? Kafaya çıkar, seti oynar, gol vuruşu iyi olan, tek vuruşu iyi olan. Ama en büyük özelliği şu. Icardi sarı kırmızı formaya giydiği ilk maç İstanbul Spor maçı. Bir hazırlık maçı yapıldı. Türk Telekom Ramspark'ta. O zaman adı neydi? Ben de merak ettim. Nasıl acaba? Hazır mı geldi? Penaltı kazandı Galatasaray. Bak formasıyla ilk maçı açtı. Topu aldı. Dikti. Sağa mı vuracak, sola mı vuracak diyorum. Pat panenka yaptı. Bak ilk maçında. Bismillah. O kolay bir iş değildir ha. İlk defa ben 40 bin kişinin önüne geleceğim. Penaltı atacağım. Sonra normale döndü. 0-1 oldu Bayern Münih maçı. Penaltı oldu. O araya kadar 3-4 tane daha sağa sola penaltı oldu. Kaçtı attı ayrı konuma. 1-0 kendi evinde mağlupsun. Rakibin Bayern bak. İlk maçta yaptın oynadın. Bayern Münih maçını bir panenka daha çekti. Ya bu Icardi Allah vergisi gerçekten büyük bir yetenek. Allah onu futbolcu yaratmış. Ha ne kadarını veriyor? Zaten bugün istediği her kulüpte oynayabilecek yetenekli bir oyuncu. Bugün Icardi'nin ölüsü ligimizin domine ediyor. Gelmiş geçmiş bana göre en büyük santraforlarından birisidir. Tabii. Onun için de bugün de aynı şekilde şahane bir top kesildi çıktı harika vurdu direğin dibine gidiyor rakibine çarptı kornere gitti önce döndü kornere gitti devam etti tıpkı bu kez lig başı İstanbul Spor maçında penaltı kazandılar fantezi yaptılar maç 0-0 Kerem pas verdi. Buna verdi ne oldu abi 1,5-2 dakika sonra golü yaptı ve panik golü değil. Topu aldı, sağına çekti, ayağını yatırdı, direğin dibine bıraktı. Şimdi Icardi böyle bir yetenek. Allah onu futbolcu yaratmış. Biraz Old Trafford'da da benzeri oldu. Biraz çalışarak Paris Saint Germain'de, İtalya'da, Galatasaray'da dünyalar atıyor. Old Trafford'da yaptı öyle yine. Penaltıyı kaçırdı sonra attı. Vazgeçmiyor. Dibine girdi. Şimdi profesyonellik anlayışı başka bir şey ki Okan Hoca'yı dinlediğimiz zaman veya öğrendiklerimiz kadarıyla profesyonelliği iyi. Fakat arka derisinde de problem olduğu söylendiği için de son 10 günde fazla antrenman da yapmadı. Icardi bugün yani fit olarak hiçbir zaman oynayamadı bu sene. Ona rağmen katılıyorum. Attığı gol ve asist sayısı fazlasıyla iyi. Burada Galatasaraylı oyunculara göre düşüyor. Yani ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerin çok değerli kulüpler olduğunu, ne kadar kariyer sahibi olursanız olun, Zaha da olsanız, Hakim Ziyech olsanız, kapris yapacağınız yerler değildir. Sizin çalıştığınız antrenörün de futbolculuk kariyeri olduğu kadar Galatasaray'ın önemli bir kişisidir ve şampiyon takımın antrenörüdür. Ama bunlar olur mu? Dünyanın her yerinde de vardır. Bugün bir numara dediğimiz Guardiola'da, Klopp'ta çok denk gelmedi ama onlarda da kapris yapan oyuncu vardır. Görmemezliğe geleceksiniz gerekirse. Çünkü ben hayatımda 5-0 iken çıkan oyuncu haricinde, alkışlanacak, oyundan çıkarken mutsuz olmayan oyuncu görmedim. Gördün, sen gördün mü? Yok. Ve herkes kendini herkes de Pele zanneder oynarken maçını. Ancak mesela ben çok iyi oynuyordum, zannediyordum. Bir gün sonra maçı tekrarını görüyordum. Allah diyordum, ekranı hemen kanal değiştireyim diyordum. Uçtum falan zannediyordum. Olabilir, insan öyle düşünebilir. Bazen antrenörleri maçtan sonra düşün, zannedersin ki 15 tane gol kaçırmış, müthiş oynamışlar. Ha, demeçler. Hiç kötü oynadık diye antrenör gördün mü? Bir tane falan zor çıkar işlerinde. Demeçler. Onun için Galatasaray sonuçta çok önemli maçları da var tabii ki. Alanya mesela, ben biraz da şeye taktım, bu antrenörler, yeni antrenörler çıktı ya. Geçenlerde şeye gittim. Bu arada Eyüp Spor yarın Adana'da 1-0 kazanırsa dahi 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiliyor. Bugün Sakarya mağlup oldu Urfa'da. Evet. Eyüp Spor takımı da seneye yarın Adana'da kazanırsa haftalar kala matematik olarak şampiyon olmuş oluyor. Bu önemli diye düşünüyorum. Ama Arda'nın futbolculuğu yetmez. Çorum'la 16 puanı. Evet, bir maç eksiyle yarın Adana'da oynayıp 19 yapıp 6 maç kalıyor, yetmiyor. Evet, 18 oluyor. Hafta içerisinde Arda Turan'a gittim. Hı hı. Sohbete gittim. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ben iyi bir futbol adamı olduğumu biliyorum. Mütevazi değilim. Toptan anlarım, topçudan anlarım. Ama tabii günümüz oyunundaki teknolojinin, bilimin ne kadar önemli olduğunu, çalışmanın, istatistiğin önemli olduğunu bir kez daha gördüm. Ben Gırgır'a sohbete gittiğimde tesislere girdim. İlk defa gidiyorum hayatımda. Bir ordu eşofmanlı. 8-9 tane, 10 hatta. Kaleci antrenörü, diyetisyeni, beslenme uzmanı, analizcisi falan. Ekranlar. Kola takımı dahil olmak üzere. Dünyanın her kulübünün ortalama pas yüzdeleri. Ne oynuyorlar? Şimdi pas yüzdesi önemli değil. Tabii. Rakip yer alanında kaç tane pas yapmışlar, kaç pasta ortalama gol atıyorların dışında. Ben de uyanığım ya. Şimdi bana diyorlar ki şimdi arkadan başlıyoruz oynayarak diyor. Ya baskı yaparsan hemen tabii cin gibi yerken. O zaman diyor şunu yapıyoruz diyor. Hani diyorum ya, bazen taktik olarak uzun santrfor kullanmalı. Evet. Avut atışında baskıya, rakip takımlar bizi analiz ettiği için baskıya geldikleri zaman biz de uzun oynamak zorunda. Ama uzun, sadece uzun adam atmıyorlar. Gönderiyor. İki kanat oyuncusu biliyor ama herkes birbirini tanıdığı için uzun atarken, Barcelona'nın aradan bahsediyorum yanlış anlama. O santrfora atmıyor top aslında. Santrfor buraya koşarken iki kanat oyuncusu geliyor. Peki dedim ki panzehir. Rakip ne yapıyor? O zaman önüne alıyor. Bu kez de biz arkadan başlıyoruz diyor. Rakip tanımızı yaptı. Bu gibi küçük detaylar da olsa önemli. Bugün mesela ben bu sıkıntıyı gördüm. İki tane uzun top atıldığı zaman, hatta bir İzlanda Türkiye maçı gösterdi. O zaman da kulakları çınlasın, Ali Yavaş abimizin oğlu. Ali abiyi çok severiz de. Bu ekibin önemli parçalarından bir tanesi. Kalecilere genelde uzunlatıyormuş. Sol bekleri, rakibin sol beki İzlandalı. Sola çık mevkine gidiyormuş uzunda. Kafayla sıyırıyormuş. Ya düşünsene, bu şey gibi. Hani PlayStation gibi. Evet, evet. Bunu işaret etmişler. Lüçeşku teknik direktörken. Bunu yaparlar filan diye. Oyunculara da bunu çalıştırmışlar. Fakat insanın sonuçta dalabiliyoruz. Yani diyor ki Sabek'e sen çıkma onunla. O gün de Sabek Kaan'dı galiba. Abi bir kere çıkmıyor. Derinlik yapıyor. İki çıkmıyor. Sol bek yine gidiyor. Vuruyor kafaya, milli takımın kucağına geliyor. Bir kere dalıyor. Bak bir kere. İndiriyor hop, devamında gol oluyor. Şimdi bak ne kadar detaylandırmaya başlamışlar. Tabii ki önceliğinizi, yeteneğinizi koyacaksınız. Tecrübenizi, futbol bilginizi koyacaksınız. Ama hakikaten de kaleci antrenöründen beslenme hocasına kadar, istatistiklerine kadar oradan nereye geleceğim? Hatırlamayanlar için söyleyeyim, Fatih Tekke diye bir oyuncu geçti Türk futbolundan. Müthiş bir yetenekti. Ayağı kırılmıştı. Sonra biraz geriye gitmişti. Gerçekten büyük futbolcuydu. Aslında da antrenör için çok da zor bir adamdı. Acaba bunun antrenörü nasıl olacak dedim. İstanbul Spor'u takip ettim, fena değil. Alanya'ya bakmaya başladım. Bu Alanya'yı seyrediyorum. Kaybettikleri maçta ayrı ol. Ya bir sakinlik, bir planları var. Oyunun yönünü değiştirmeli plan var. Ya illaki bir yerden bunlar toparlar dedim. İşte bak bugün de kazandılar. 3-0. Ve son herhalde 5-6 haftada bayağı iyi bir süreç yaşadılar. Yani antrenörlük, oyunculuk yetmediğini hem Tekke'de görebiliyorum, hem de şeyde görüyorum, Arda'da görüyorum. Ama yönetmenin de ne kadar zor olduğunu İsmail Hoca ve Okan Hoca'da görüyorum. Ona rağmen de bu iki hocayı da takdir etmemek mümkün değil. Tamam. Galatasaray'ın bir sonraki karşılaşması Alanya deplasmanı. Yani, evet. Herhalde Karagümrük burada, bir de Adana Demir var. 2 deplasmanı kaldı Galatasaray'ın, İstanbul dışına çıkacağı, bir de son Konya var. Yani. Eşitler Fenerbahçe'de. Evet. Fenerbahçe'de eşit. Bakıyorum Sivas'a gidecek, Konya'ya gidecek. Bir de Karagümrük'e gidecek. Galatasaray'a konuk olacak. Evet. Yani çekişmeli bir lig. Zaten oyunculardan da bunu görebiliyoruz da, Galatasaraylı oyunculardan. Yani ne kadar yetenekli olursanız olun, oyun içerisindeki bir takım panikleri görebiliyoruz en azından. Ben öyle görüyorum açıkçası. Bir şey var. Ama bunun dışında bunu taktik varyasyonlarla oturabiliriz ama dışarıdan tabii biz açıyoruz televizyonu, seyrediyoruz. Sizi özellikle sezon başından beri dinleyen, analizlerinizi takip eden Galatasaraylılar herhalde şu, ben mesela öyle düşünüyorum, Galatasaraylıların bakışı, yani Demirbay, Kerem Demirbay bugün kötüydü evet, ama şu son birkaç aydır yakaladığı form olmasa bir tek Torreira ile bu maç ip bir yerde kopabilir. Yani kuşkusuz. Yani Demirbay'ın form tut, belki de Demirbay erken form tutsa başka bir Galatasaray'da. Şimdi şöyle düşünelim. Sağ tarafta oynayan 3 oyuncudan bahsedelim. Barış Alper, Tete, Hakim Ziyech. Evet. Kerem'e falan gelmedim. Ya 3 tane oyuncum var. İşlerinde sezon başı itibariyle en az verim alacağını oyuncu kim zannedersin? Barış zannedersin. Evet. Ama hatta onu orada göreceğini bile zannedersin. Beklenti, bu beklenti değildi ki. Ona rağmen bu oyuncularda maksimum verim almaya çalışıyor. En son ilk 11'de oynadığı maç Hakim Ziyech'in Fenerbahçe deplasmanı. 0-0 maçta. Doğru mu? Evet evet. Bir daha da oynamadı. Bugün hatırlamıyorum bile nerede. O da bence niye oynattı biliyor musun? Kasımpaşa maçındaki veriminden çok Fas'la milli maç oynadı. 2 maç 74'er dakika falan oynadı. Orada biraz maç ritmini arttırdı. Ve Hakim Ziyech'in %30'uyla katkı maksimum o da. 120'lerde falan yani. Sol ayağıyla yaptı. O yüzden de ve 1,5 yıldır da köyüne kadar ki bugün iyi oynamadı. Sol beksiz gitti, şampiyon oldu. Bütün domino taşları aksadı. Ve elindeki en çabuk kat edebilen ve oyun şablonundan en etkili oyuncunun Şaşaboya'yı da sattın. Evet. Kaan'la idare ediyorsun. Rekor aldığın oyuncu da sakat. Tamam. Bu yüzden özellikle bu içerideki performansın taraftara da bir şeyi var mı? Hocam mesela çok güzel bir yere geldiniz. O da sorularımdan biriydi. Mesela Vinicius yerine Oriye'yi göremez miydik? 88'den 98'e. Bilemiyoruz ama oyuncunun durumunu. Yedekler arasına kadar gelmiş. Oriye'yi ne oynatacaktı? Sabek mesela Kaan'ı ortaya çekip Barış'ı yani. Şimdi çok da oynamıyor. Şimdi evet, Oriye'nin durumunu bilmediğimiz için hazırlık maçı da oynamadığını biliyoruz bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum. Ama ben Vinicius hamlesini anlamış değilim yani. Ben bakalım kadro üzerinden gidelim. Bir tane genç bir oyuncu vardı mesela. Eyüp Aydın. Var mı kadroda? Var. O tercih edilebilir. Kullanıyordu mesela. Fakat söylüyorum ya, bizim doğrumuz size yanlış gelebilir. Bir hikaye anlatayım. Güzel bir hikaye. Ben Avrupa Şampiyonası'nı yorumluyorum. 2008. Tabii Fatih Hoca, Metin Tekin, Oğuz Çetin kadroda. Portekiz maçını yorumda ben teknik olarak bayağı bir eleştirmişim canlı yayında. Bizim de 3 hocayla problemimiz yok. Devamlı görüşüyoruz. Baktım benim telefonuma çıkmıyor. Ne hoca ne Oğuz hoca falan. Allah Allah dedim ya. Çok mu acaba sertlik? Neyse şampiyona bitti. Yarı finale kaldık. Almanya maçını iyi oynadılar, kaybettik. Ben finalde yorumlayacağım için kaldım, Viyana'dayım. Bir telefon çaldı. Tanımıyorum numarayı. Avrupa 3. yılda fena değil mi dedi. Fatih Hoca. O bandına koymuş şimdi. Neyse bak nereye geleceğim. Oradan da sezon bitti. Şili'yle hazırlık maçı var Türkiye'nin. İzmit'te maç. İstanbul'da otelde kamptalar. Hocalar çağırdı. Çaya çağırdı. Çaya oturduk şimdi. Şimdi hoca oraya bandı geri aldı. Ya Rıdvan dedi. Senin doğrun biraz söyledim ya oradan geldi aklıma. Senin doğrun bana yanlış gelebilir. Benim yanlışım doğrum sana yanlış gelebilir dedi. Aa dedim hocaya bak ne kadar mütevazı gidiyor dedim. O. Ama dedim 15 kupaya ne yapacağız dedi. 20 demiş. Onun için şimdi Okan Hoca der ki Rıdvan Hoca tamam anlatırsın. Akhisar'da bir kupa aldım. Ha Galatasaray'da şampiyon oldu ama böyle oynamıyordu yalnız. Başakşehir'de. Evet. Bu başka bir Okan çıktı. Ya hocam şunu hatırlasana. Biz sezon başında Ndombele transferi olduğunda senle hayal ettiğimiz orta saha üçlü işte Sergio Oliveira, Torreira, Ndombele. Neye mal oldu? Böyle bir üçlü mü? 4-3-3. Neye mal oldu? Galatasaray'ın kadrosu Kopenhag'dan kötü mü? Gerçekçi olmak lazım. Kesinlikle daha iyi. Elendin ama. Avrupa formatına uygun değil bu oyuncu grubuyla oynamak. Sparta'dan da daha iyi. Ona da elendi. Evet. Sparta Prag bravo. Yani Sparta Prag'la da işte daha iyi ama lig için bizim dediğimiz formatta oynasa belki de bu puanı yapamayacaktı. Belki de büyük ihtimalle yapamayacaktı. Doğru. Bir de hayır ben zaten öyle yapsın demiyorum. Hayal ettiğimiz noktaya bak. Evet. Biraz önce siz çizdiniz ya diyagramı evet. Hocam. Yani biz bunu Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray öyle bir 10 dakika oynuyor ki mesela 6-0-4 oynuyor. Evet. Bunun sistem olarak 6-0-4. Şöyle değerlendirelim. 2 tane deplasman söyleyelim. 10 dakikada bitirdiler işi. Samsun ve Ankara Gücü. Skor da aldılar. 2-0, 3-0. 2-0 yaptılar ama oyunu da aldılar. Evet. 3-0 yaptılar. Bu öyle gitmiyor. Antalya maçı da öyle gitmedi. Onu demek istedim yani. Evet. Son dönemde kazanırken sıkıntı yaşıyor. Bir ara verelim. Son bölümde biraz Fenerbahçe Kongresi'nde konuşulanlardan ve Süper Kupa konusunu açalım. Kısa bir aranın ardından hocamızdan son yorumları alacağız. Icardi'nin ve Okan Buruk dedin değil mi Mehdi? Hemen görelim mi hocam? Önce Okan Buruk. Hızlıca okuyalım. Sayın Buruk neler söylemiş maç sonunda. Genel performanstan çok memnun değiliz. 17 günlük aradan sonra ilk maç kendi iç saha performansımızın altında kaldık. 1-0 sonrası çok rahat bir şekilde oynayacağımız oyunlar kendi kalitemizin altında işler yapınca ikinci golü bulamadık. Bu da onları biraz daha yukarıya çekti. Diğer her şey olumlu gibi gözükse de lider Galatasaray performansının altında kaldık. Bunun üstüne çıkmalıyız. Bir alkışlayabilir miyim? Icardi var. Buyurun hocam. Ya, alkışlıyorum ya. Değil mi? Yani çok tebrik ediyorum. Demek ki biz boşuna gevezelik yapmamışız 35 dakikada. 17 gün zaten altını çizmiş. Evet. Hayır bir de performansın gerçekten. Tabii. Bir de Icardi varmış hocam. Hızlıca ona bakalım. Biz maç gidiyoruz. Maçtan önce kulübümüz ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış. Onu duyduk. Biz dürüst bir takımız, dürüst bir kulübüz. Maç devam edip burada elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene de bunu yaptık ve şampiyon olduk. Yaptığımız işin yok sayılmasını hoş karşılamıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman da cevap vermemiz gerekiyor. Bu akşam iyi uyuyacağız diyebilirim. Yani bu futbol yani maçla ilgili olmamış tabii. Başka soru gelmiş herhalde. Onunla ilgili bir yorum yapmış. Hocam yarın akşam Fenerbahçe Adana Demirspor maçının sonunda birlikteyiz. Biraz gecikmeli gireceğiz Yunan Ligi maçımız sebebiyle. Evet, bir küçük bir gecik. Yani öyle tam mi? Bittiğinde giremeyeceğiz ama hemen sonrasında maçı ve gündemi sevgili hocamız bizler için yorumlayacak. Biz sözü şimdi son karar ekibine bırakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar.